Yine enteresan bir haber var. Yer Konya. Muhtar birlikte yaşadığı kadınla swinger partisine katılmış. Kızına da cinsel istismarda bulunmuş. Swinger dediği şu. Senin bir eşin var. Karşındaki kişinin de bir eşi var. Gidiyorsun. Sen onun eşiyle yatıyorsun. O senin işinle yatıyor. Yani bildiğin takas yapmak. Alan razı, veren razı, herkesin tuttuğu kendini. Bunu bir muhtarın veya bir Müslümanın yapması biraz acayip sadece. Yoksa herkesin kendi özel hayatı, bize ne kardeşim yapar yapmaz. Ama kızına da cinsel istismarda bulunmuş ifadesi bambaşka bir şey. Ne yazıyor? Mahalle muhtarı MM'nin kadının şu an 17 yaşındaki olan kızı. 17 yaşındaki olan kızı ne ya? Böyle bir Türkçe olabilir mi? Ulan Cumhuriyet bir de. Puh! Türkçe mi öğreteyim? Neyse. Muhtar Karısının başkasından olma bir kızı varmış. 17 yaşında o kıza da 3 yıldır cinsel istismarda bulunuyormuş. Hatta bunların da video kayıtları falan varmış. Kadın da bundan haberdarmış. Umursamıyormuş. Ya bu kadar sapık böyle enteresan bir zihniyet. Bunlar ortaya çıkmış. Muhtar abi de bu. Tam da muhtar hakikaten. Yolda görsem muhtar Bazı insanlarda bir muhtar tipi var. Bak 10 beden büyük gelen bir gömlek. Muhtar mavisi bir kere. O mavilik anca muhtarlarda olur. Muhtar bıyığı var. Ama tabi biraz sansürlemişler. Çok anlaşılmıyor. Muhtar ama yani. Baktığında muhtar. Anlaşılıyor bu. Bizim ülkede şimdi bu adam sorsan mesela minnet ekleyen bir kıza ahlaksızlar, imandan bahseder. Bu laikler, bu Atatürkçüler falan der. Şu kaynın bana kaydı tarzında programlar var ya neydi lan? Esra Erol O yoksa suçluları falan mı yakalıyordu? Hangisi ise işte bir tane kadın var. Herkes çıkıyor böyle çarpık ilişkilerini anlatıyor ya. Aynı öyle bir şey yani. Bizim ülkede yani 10 insandan 5'i zaten çok acayip bir ahlak anlayışına sahip. Bunlar yeni yeni sosyal medyayla ortaya çıkmaya yanlışılmaya başlandı. Ya metroda mesela bir tane muavin mi ne bir kişiyi böyle taciz etmişti. Bir tane genç çocuk erkek şort giymiş Mavin geliyor. Yani erkek adama yakışıyor mu şort giymek böyle bacakların açık sen dop musun la falan diyor. Bir yandan da bacaklarını okşamaya çalışıyor. Yani çocuğa diyor ki sen dop musun la yakışır mı la falan diyor kendisi sapık. Yani kendin her haltı yersin başkalarını ama ahlaktan bahsedersin böyle adamlıktan delikanlıktan falan bahsedersin. Böyle bir zihniyete sahibiz. Bu yüzden de çok şaşırmadım. Ama şimdi bize bu insanlar ahlaksız diyor ya, dinsiz, imansız, şerefsiz falan diyor ya. Bunlara baktığım zaman iyi ki ben sizin gibi değilim diyor. Ülkemizin enteresan bir gerçeği. Konya yine şaşırtmıyor. Swinger'ı pek anlayamadım ama ya niye böyle bir şey yaparsın ki abi? Hani diyeceğim Mevlana'cım oldu. Ne olursan ol gel, karın marın boş ver gel mi acaba? Çok yanlış anlamışlar bence Mevlana'yı veya Mevlana ile Şems arasındaki münasebet hakkındaki iddiaları da fazla ciddiye almış olabilir. O da bir ihtimal. Adam hakkında bir psikanaliz yapmayı düşünmüyorum şu anda.